Kazakistan gündemine bakalım. TRT Nursultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Janar, neler aktaracaksın bize? Evet, Gökte Kırca, Kazakistan gündemini aktaralım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev dün Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dış Ticaret Bakanı olan Peter Siarto'ya kabul etti. Cumhurbaşkanı konuşması sırasında 31 Mart'ta düzenlenen Türk Konseyi zirvesinde katılımdan dolayı Macaristan Başbakanı Peter Orban'a teşekkürlerini iletti ve görüşme sırasında ikili ilişkileri ilgili ortak projeler tartışıldı diyelim. Öte taraftan Siarto, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Muhtar Tilyoberdi ile de bir dizi anlaşmalı imzaladı. Anlaşmalar Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmalarını kapsadı. Ayrıca iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı arasında karşılıklı yardım konusuna ilişkin bir mutabakat da imzalandı diyelim. Öte yandan iki başbakan dün Uluslararası Türk Akademisi'nde gerçekleşen Avrupa'nın Hükümdarı Attila kitabının tanıtımına da katıldı. Kitap İngiliz dilinde yayımlandı ve kitabın eserin yazarı, ünlü bilim adamı ve Macaristan Moğolistan Büyükelçisi Borbala Abruşanski oldu. Etkinlikte ayrıca Kazak şair Jambul Jabayev'in şiirleri ilk kez Macar dilinde yayımlandı diyelim. Öte taraftan dün gerçekleşen anlaşmaların sonucunda Kazakistan ve Macaristan arasında uçak seferlerin yeniden başlatılacağı kararı alındı. İki ülkenin başkenti Budapeşte ve Nursultan direkt uçuşları Haziran ayında yeniden başlayacak diyelim. Öte taraftan Göktuğ Kırca, Hocaahmet Yassevi'nin hayatını anlatan ve TRT tarafından hazırlanan Mavera dizisi Kazakistan'da da gösterilecek. Dizinin galası hem Türkiye'de hem Kazakistan'da tanıtılacak. Bu anlaşmaya Kazakistan İnformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayev'in Türkiye ziyareti sırasında varıldı diyelim. Mavera dizisi Ramazan ayı boyunca TRT 1 kanalında olacak diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son gelişmeleri aktaralım. Dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Karaganda İlaç Kompleksi'nde üretilen Sputnik V aşısı oldu ve Cumhurbaşkanı'nın basın sözcüsü Berik Vali Cumhurbaşkanı sağlığının iyi olduğunu belirtti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Muhtar Tilyoberdi de yakın zamanda Sputnik V aşısı olacağını açıkladı diyelim. Maalesef Kazakistan'da vaka sayısı artıyor. 9 Nisan'dan itibaren Batı Kazakistan bölgesinde karantina tedbirleri güçlendiriliyor ve vatandaşların gece yarısından sonra sokağa çıkmaları kısıtlandı diyelim. Öte taraftan bugünden itibaren Karaganda bölgesi kırmızı bölge listesine eklendi. Böylece Kazakistan'ın 2 şehri ve 6 bölgesi şimdi kırmızı bölge listesine girdi diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son verileri aktaralım. Kazakistan'da vaka sayısı 258.917 yükselirken 228.089 hasta iyileşti ve ülkede 3.156 can kaybı yaşandı. Kırgızistan'da da vaka sayısı artıyor. Bugünden itibaren Kırgızistan başkenti Bişkek kırmızı bölge listesine girdi ve Bişkek'te 12 Nisan'dan itibaren anaokullar geçici olarak kapatılacak ve okul öğrencileri tekrardan uzaktan eğitime geçecek diyelim. Kırgızistan'da vaka sayılarını da aktaralım. Kırgızistan'da vaka sayısı 89.438'e yükselirken 85.496 hasta iyileşti. Ülkede 1.512 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Janar, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Kazakistan gündemiyle birlikte Avrasya gündeminin sonuna geldik değerli izleyenler.